Burada kameralar burada. Arkadaşların açıklaması burada. Yaklaşık bir dakikayı bulmayacak bir açıklama. Onun dışında hiçbir kamu güvenliği ile alakası olmuyor. Yok, yolu kapat. Yok ama alacağız randevu. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaşanan basın kartlarımızın iptali durumuna ilişkin bir basın açıklaması yapmak istiyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak icazet ki gazeteci olmadık, olmayacağız. Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün lağvedilerek tüm görev yetkilerinin devredildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hak hukuk tanımayan uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. İletişim Başkanlığı anayasaya, yasalara uymayan bir karar vererek yüzlerce gazetecinin basın kartını hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti. İletişim Başkanlığı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine olumlu bir geri adım atarak iptal ettiği sarı basın kartlarını yeniden kullanıma açtı dün akşam itibariyle. Görünen o ki İletişim Başkanlığı yaptığı hatadan dönme yolunu seçti, örgütlü mücadele kazandı. Meslektaşlarımızın yaşadıkları bu mağduriyeti giderme yolunu seçen İletişim Başkanlığı'na tekrar bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bir yıldır hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmeyen 894 arkadaşımızın incelemede olduğu bahsedilen Turkuaz kartlarını da bir an önce vermeye çağrıda bulunuyoruz. Sarı basın kartı turkuaz rengine çevrildi ve tüm kartların yenilenmesi için başvuru yapılması istendi. Aradan geçen bir yıl içerisinde yüzlerce gazetecinin kartı yenilenmedi. İncelemede olduğu, yenileneceği ifade edildi. Bu uzun sürenin ardından eski kartlarını hala kullanabilen gazetecilerin basın kartları ise 23 Ocak itibariyle iptal edildiğini öğrendik. Bugün bizler iktidarın gazetecisiysen varsın yoksa yoksun dayatmasını kabul etmedik, etmiyoruz. Gazeteciler olarak kimsenin icazetine de ihtiyaç duymuyoruz. Tek düsturumuz olan halkın haber alma hakkını korumak istiyoruz. İki gün önce yaşadığımız basın kartı krizi yeni çıkmış bir durum değil. Aslında biz onlarca yıldır bunun hak kayıplarımıza neden olan bu sorunu yaşıyoruz. Basın kartı komisyonunun yönetmeliğinde ve komisyonun yapısında yapılan değişikliklerle zaten biz birçok hak kaybını yaşamıştık. Sarı basın kartı üzerinden bugün turkuaz olan kartın kullanılırlığını ve gazetecilerin sadece bir kartla temsil edilmeyeceğini göstermiş bulunuyor. Biz sendika ve diğer meslek örgütleriyle beraber gazetecileri temsil edecek yeni bir kart çalışması içerisinde olduğumuzu buradan kamuoyuna duyuruyoruz. İletişim Başkanlığı'nın dün gece hatasını fark edip bu yanlıştan dönmesi bizim adımıza sevindiricidir. Teşekkür ediyoruz. Ancak hala bu soruşturma sürecinin devam ettiği beyan edilmiştir. Arkadaşlarımız bu anlamda da hak kayıpları yaşamaktadır. Bir an önce bu soruşturmaların tamamlanıp arkadaşlarımızın kartının verilmesini, en kısa sürede verilmesini talep ediyoruz. Ne yazık ki bu sistemli bir mağduriyet. Malumunuz AKP'nin iktidara geldiği dönemden itibaren 2002 yılından başlayarak basınla ilgili ciddi sansürler ve gittikçe ne yazık ki mesleğimizin içine sızmış bir otosansür mekanizması yaşamaktayız. En son olarak kendi medyasını iktidarın memurunu, iktidarın basın mensubunu yaratmak için gelinen aşamada basın kartlarıyla ilgili bir düzenleme gündeme geldi. Bu düzenlemeyi yani yönetmelik düzeyinde getirildiğinde biz dernek olarak Danıştay'a taşıdık ve anayasa yasaya aykırı ihlallerini dile getirdik. Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı savunmada gazeteciler basın kartsız da gazetecilik yapabilir diye ilginç bir ve hatta dediğim gibi mantık boyutunda anlaşılmayacak düzeyde bir savunma yolladılar. Geçen hafta itibariyle birçok meslektaşımızın bir yıldır beklemekte olduğu basın kartının iptal edildiği duyuruldu. Biz bunu küçük bir hata olarak görmüyoruz. Sistemli uygulamaların bir uygulama olduğunu ve basına yönelik baskıların bir parçası olduğunu tespit ediyoruz. Buradan iktidarı tekrar uyarıyoruz. Özgür basın bir gün herkese lazım olacaktır. Bu konuda kendilerinin
istedikleri bir medya düzeni ne dünya gerçeğine ne ülkemiz gerçeğine uymamaktadır. Hızla bu konuda geri adım atmalarını bekliyoruz.